Bizde takım tutmanın yeri ayrıdır biliyorsunuz ki. Aramızda vardır, biz bu takıma gönlümüzü verdik be deyip bir türlü sevgilisinin gönlünü alamayanlar. Yeri gelir aile içinde gerginlik yaratır. Yeri gelir arkadaşla arayı bozar 3-5 gün. Yetmez patronuna bile en yürekli konuşmaları yaptırır insana. Yani gerçekten de gönül işidir kimileri için. Sahadaki atmosfer. Yüzlerce, binlerce kişinin bir olup söylediği besteler. Belki de çoğu şampiyonluğun gelmesindeki en büyük etkenlerden biridir. Bu yüzdendir ki tuttuğumuz takımlara ayrı bir bağımız olur. Ama her şey bir yana, bugün aramızda öyle biri var ki, asıl onunki gerçek bir adanmışlık hikayesi. Türk voleyboluna yön veren isimdir kendisi. Hatta gösterdiği azim ve sayısız başarıyla tüm branşlara yön verdiğini söylemek yalan olmaz. 20 yıl önce Türkiye, sonrasında ise Fenerbahçe Spor Kulübü için sahaya çıkan, çıktığı sahayı da toz duman eden efsanevi sporcu Kaptan Eda Erdem Dündar'ı anlatacağız bugünkü videoda. Eda! Bitti bu iş! Bitti bu iş Eda Erdem! Eda Erdem, 22 Haziran 1987'de doğdu. Ailecek Yugoslavya göçmeniler. 5 ablası, bir de erkek kardeşi var. Ayrıca kuzenlerini de kendi kardeşlerinden ayırmadığını söylüyor. Oldukça kalabalık bir ailede büyümüş. Büyürken de sokakta oynamaktan eve doğru düzgün gelmiyormuş bile. Annesinin "Hadi artık eve gel" diye bağırdığı zamanlar hala kulaklarında yankılanıyormuş. Sokakta oynadığı oyunlar ve basketbol maçları Eda'nın ilgisini çekmiş. "Tamam" demiş, "ben basketbolcu olacağım." Daha sonradan fark etmiş ki basketbola bir yatkınlığı da var. Oynamaktan çok da keyif alıyor. "Neden seçmelere girmeyeyim ki?" demiş. Ama neyse ki girmemiş. Seçmelerin olduğu gün hastalandığı için annesi gitmesine izin vermemiş. O zamanki Eda bu duruma bir hayli sinirlense de aslında bu bir nevi kendisini bulmasına yardımcı olan voleybolun kapılarını aralamış. Boy uzunluğu genetiğinde var. Kendisi 1 metre 88 santim. Annesi, babası, kardeşleri, tüm aile oldukça uzunlar. Haliyle Eda Erdem de okulda boyuyla dikkat çekiyor. Sadece okulun değil, belli ki Beşiktaş Spor Kulübü'nün de öyle. Ve ona bir teklif götürüyorlar altyapıda voleybol oynaması için. Eda o zamanlar basketbola kafasını taktığı için çok da heyecanlanmayarak kabul ediyor. En azından bir hobisi, bir uğraşı olacak ona göre. İyi ki de kabul ediyor bu teklifi. Ve 24 Aralık 2000'de Beşiktaş altyapısında kariyerinin ilk adımlarını atıyor. İlk antrenmanlarda fark ediyor ki bu oyun tam ona göre. Hobi olarak gördüğü spor dalı bir anda hayatına dokunuyor. Basketbol değil, aslında voleybolmuş aradığı. Yetenek doğuştan gelen bir özellik olabilir ama çalışma ve disiplinle desteklenmedikçe bir anlam ifade etmez. Eda Erdem çok yetenekli ama bir o kadar da hırslı ve başarma isteğiyle dolup taşan biri. Antrenörleri Eda'nın azmine ve yeteneğine hayran kalıyorlar. Bundandır ki 13 yaşında zaman geçirmek için girdiği altyapıdan 17 yaşında A takımının orta oyuncusu olarak sahaya çıkmaya başlıyor. Ve bu işte ne kadar profesyonel olduğunu kanıtlıyor. Beşiktaş'ta 4 sezon oynuyor ve son 2 sezonunu takımın kaptanı olarak tamamlıyor. Bu kızın inancı ve hırsı o kadar güçlü ki adeta karşı sahaya bir duvar örüyor. Ve 2005-2006 sezonunda Türkiye Ligi'ndeki en iyi blok yapan oyuncu seçiliyor Eda. Rakip takımların korkulu rüyası oluyor her maç günü. 18 yaşında da beklendiği üzere milli takıma giriyor ve kırmızı beyaz formanın hakkını sonuna kadar veriyor o günden bugüne. Eda şimdi bir oyunu alıyor. Evet, yine bir genç oyuncu. Takımımızın en genci. 18 yaşındaki Eda Erdem oyuna giriyor. Ondan da o da çok fazla şey beklediğimiz genç bir oyuncu. Artık 21 yaşına gelmişti ve birçok şeyi istiyordu. Fenerbahçe'nin oyuncusu olmak onun en büyük hayaliydi. 2011 yılında evlense de o zamanlar aşık olduğu tek bir şey vardı. O da Fenerbahçe ve hayal ettiği şeye ulaşıyor da. 2008 yılında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer oluyor ve onun için asıl serüven şimdi başlıyor. Sarı lacivert takıma gönülden bağlı. En büyük tutkusu Fenerbahçe. Eda burada daha başarılı olacağını biliyordu. Çünkü kalbindeki kulüpteydi. Hatta transfer olduğu sezonda Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Türkiye Voleybol Ligi'nde şampiyon oldu. Eda Erdem'in takıma dahil olmasıyla Fenerbahçe'nin kadın voleybolundaki üstünlüğü başlamıştı. Voleybol bir takım oyunu olsa bile, bireysel katkılar her zaman kendini belli ediyordu. 2009-2010 sezonunda da Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, en değerli oyuncu seçilen ise Eda Erdem oldu. Fenerbahçe resmen altın çağındaydı o dönem. Dünya şampiyonluğu da yaşamıştı.
Sanki takım Eda Erdem'in de gelmesiyle tamamlanmıştı adeta. Başarıdan başarıya koşuyorlardı. Bireysel ödüller de arttıkça artıyordu. 2011-2012 sezonu öncesi Sarı Lacivertli yönetim Eda'yı kaptan yapıyor. Kaptan olmak neden önemlidir peki? Çünkü kaptan takımına doğru yolu gösterir, korur, cesaret verir, uyumludur ve büyük bir sorumluluk yükler oyuncuya. Kaptanın moralinin ve performansının yüksek olmasının takımı zafere götürmesinde büyük etkisi vardır. Yani forma numarasının altındaki çizgi hiç de basite indirgenecek bir şey değil, bir sporcu için en onurlu görevlerden biridir. Yine de tüm oyuncular farkında olmadan bu görevi üstlense bile Eda Erdem kaptan olmak için tam da istenilen oyuncudur. ...2013 yılında bir sakatlık yaşıyor ve aile olarak gördüğü kulübünden, 2000'den beri içindeki Eda'yı gösterme fırsatı veren voleyboldan 2 sene boyunca uzakta kalıyor. O dönem ilk kez pes etmek istediğini dile getiren Eda, voleybolu bırakmayı bile düşünmüş o aralar. Ama tutkuyla bağlı olduğu renklere ve spora 2015 yılında öyle bir geri dönüyor ki, kendi dönüm noktasını kendi yazıyor adeta. Kaptanın takım arkadaşları haricinde taraftarıyla da arası çok iyi. 2015 sezonunda çıktığı ilk maçın sonunda onun adına söylenen besteler Eda için en unutulmaz anlardan biri oluyor. Neyi neden ve nasıl yaptığını tekrardan hatırlatıyor kendisine. Eda Erdem o kadar başarılı bir yol çiziyor ki kendisine, hem Türk milli takımının hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kaptanı olarak devam ediyor voleybol hayatına. Maçlara çıkmadan önce motivasyonunu rakip takımın videolarını izleyerek bulan Eda, her defasında inancı ve oyuna olan heyecanıyla büyülüyor izleyenleri. Kaptanı kızdırmak ise rakip takımın son isteyeceği şey oluyor. Hatırlarsanız milli takımın Almanya ile yaptığı bir maçı vardı. Hande Baladi'nin smaçı out'a gidiyor ama rakip takımın topla teması var. İzliyoruz. Bir tane kritik bir sayı oldu. Hande smaçı vurdu. Top out'a gidiyordu ama libero defansı yapamadı. Sıyırdı böyle elinden gitti top. Ben de hakeme dedim ki eline değdi. Hakem zaten bize verdi. O sırada da oyuncular hiç Alman takımındaki oyuncular hani bana değmedi gibi duruyor. Tamam. Ben dedim ki sana değdi niye söylemiyorsun diyorum kıza. İlerin karşısında. Antrenör bana dedi ki oyuncumla konuşma dedi. Bana böyle sus işareti yaptı. Ben de dedim ki lütfen kendisine teşekkür ettiğimi söyler misin dedim. Beni kızdırarak çok iyi bir şey yaptı. Tüylerimiz diken diken oldu bile tekrardan. İnandığı şeyden asla vazgeçemeyen Eda'nın kazanma isteğini her anlamda hissediyoruz. Türk voleybolunun bir ikonu varsa o da Eda Erdem Dündar'dır. Bir fotoğrafın sadece bir fotoğraftan ibaret olmadığını, adeta arkasındaki sesleri, alın terini ve inancı sonuna kadar gösteriyor bize. Eda Erdem Dündar denilince gözümüzde bu kare canlanıyor. Onunla bütünleşen hırsı, oyun zekası ve başarma azmi işte 20 yıldır Türkiye için sahada olan Eda'yı özetler cinsten. Milli sporcumuz tam 12 sezondur ait hissettiği kulüpte forma giyiyor ve kariyerine sayamayacağımız kadar ödül sığdırmaya devam ediyor. En iyi blok yapan, en iyi servis atan, en iyi hücum eden oyuncu olmak üzere onlarca ödülü var. Ama asıl tarihi adını altın harflerle yazdırdığı nokta orta oyunculuğu. Avrupa Kadın Konfederasyonu tarafından 4 sene üst üste en iyi orta oyuncu olarak seçiliyor. Ve bunu başaran ilk voleybolcu oluyor Eda. Teşekkürünü ise şu sözleriyle belirtiyor. Hücum yönü ağır basan ve atak yaptıkça performansı artan bir oyun karakterim olduğu için en büyük pay sahada bana yardımcı olan takım arkadaşlarım. Diyerek bu ödülü arkadaşlarıyla paylaşıyor adeta. İki kez olimpiyatlara gitmiş, çokça Avrupa ve dünya şampiyonluğu görmüş, yıllarca en iyi oyuncu seçilmiş ve milyonlarca insana bu oyunu sevdirmiştir kendisi. Tek bir şeyden vazgeçemiyor, o da Fenerbahçe. Kariyeri boyunca gelen sayısız teklifleri reddeden ve sonuna kadar Fenerbahçe'ye hizmet etmek isteyen Eda Erdem Dündar'ın bu renklere olan bağlılığı tahmin ettiğinizden daha fazla. Bir aileden daha fazlası. Beni ben yapan, kendimi en iyi hissettiğim yer burası diyor. Kendisi şu an 34 yaşında. 300'den fazla milli takım için sahaya çıktı. Üzücü bir gerçek ki birkaç seneye emekliliği bekleniyor. Ama o voleybolu bırakmaya hiç de niyetli değil. Voleybol beni bırakana kadar ben voleybolu bırakmayacağım diyor. Geriye dönüp baktığında bu sporun ona neler ve ne başarılar kazandırdığının farkında. Ve voleybolun kendisine verdiklerini ona geri vermeyi, yaşadıklarını insanlara aktarması gerektiğine inanıyor.
Bunları yine Fenerbahçe'nin çatısı altında yapmak istiyor tabii ki. Voleybol ile asıl karakterini bulan Eda Erdem Dündar, kadınlara rol model, takım arkadaşlarına yol gösterici, Türkiye'nin kaptanı, dünyanın ise efsanesi oldu bile. Zamanım geçsin diye başladığı voleybolda bugün 20. senesi. Evet, zamanının en büyük kısmını tüm inancıyla sahada olarak ve her defasında bizi gururlandırarak geçirdiğin için teşekkür ederiz. Sadece Fenerbahçe için değil, Türk voleybolu için de asla yerin dolmayacak.